Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün size koyu renkleri tercih ettim. Açık sarı yerine daha koyu olan hardal sarısı ve böyle mürdüm rengiyle yapacağız arkadaşlar bugün bu şekilde bir model hazırladım şöyle modelimi göstereyim modelim fıstık modeli akide şekeri yerine bu şekilde size bir fıstık modeli hazırladım bak çimeni aynı dalları aynı çimen ve dalı aynı olan modeli çok amaçlı demiştim. Bu şekilde bakın kenarı şöyle taçlı fıstık diyoruz bunları Kirpikler olduğu için taç gibi. Bu şekilde bir model hazırladım. Şöyle tülbentimi toplayıp bir de ışıkta göstereyim arkadaşlar. Bakın modelimin güzelliğini şöyle daha aydınlık bir şekilde tanıtayım. Evet. Modelim bu. Şöyle Bir de sallantılı haline bakıtayım modelin arkadaşlar. Şöyle hangisi daha net ve güzel gözüküyorsa o şekilde bakalım. Gerçekten çok hoş ve zarif bir model. Şöyle daha net anlaşılsın. Evet. Çimeni gördüğünüz gibi dört tane dal. Bildiğiniz dokuz tane bu şekilde üçgen kirpiklerin arasına dört tane dal yapıp sonra bu Fıstıkları yapabilirsiniz. Sade de fıstık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir göze daha çok hitap ettiği için kameralara bu şekilde üst kısmına minik böyle kirpikler yaparak hazırladım. Şöyle dilendiği takdirde daha da hoş duracaktı. Bir de arka kısmını göstereyim. Arkası görünümü de bu şekilde. Evet şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püflü noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz. Evet, tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın 9 tane bu şekilde ara suyu mesafesi bırakıyoruz ve ara suyumuzu da şu şekilde arkadaşlar. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak tırazlanı yapıp 4 zincirden de buraya bir kirpik oluşturdum. 2 tane zincir çektim. Yuvanın içine girip sabitliyorum iki zincir çektim bir defa tığı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 iki tane zincir çektim yuvaya girdim kapattım iki zincir bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2 olarak aldım ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle tersine çevirip buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Yuvanın da içine girip bu şekilde bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 4 zincir 4 zincirden kirpiğimizi oluşturalım hemen kapatalım trabzanın arası 4 tane buraya sık iğne 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde buraya 4 tane dal yapacağım yine 3 zincirimi çektim 2 defa tayı doladım. Şöyle 2 2 ve 2 4 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde bir kirpik oluşturdum. Şöyle 1 2 3 ve 4 yuvaya girdim 5 1 2 3 Tekrar 3. için 2 defa doladım. 2 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Kapattım. Şöyle 1 2 3 4 ve yuvaya girdim 5 1 2 3 zincir 2 defa tığı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 4. dal için aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz 4 zincirimi çekip sabitliyorum buraya 1 2 3 ve dördüncü sık iğne. Bu şekilde 5 sık iğneli dal ne büyük ne küçük oluyor arkadaşlar. Tam kararinde güzel bir dallar oluşturuyoruz bakın. Hemen dibine muhakkak sık iğne yapıyorum. Sakın şunun içine girmeyin arkadaşlar. O zaman çok aşağı yere değiyor. Bu sık iğne kafi oluyor. Evet sıradaki bakın bu yarım kalan üçgenimizi tamamlayıp buraya sabitledim. iki zincir bu şekilde. O yarım kalan üçgen tamamlandı. İlk başta bir tane arası yapmıştık. Yine iki tane daha yapıp videomuzu şey çimenimizi tamamlayalım. 2 2 alarak trabzanı yaptım. 4 zincir. Hemen yandaki 2 zincir hemen yanındaki 2 zincir bir defa tığı doladım oya giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Şöyle sıkı sıkı zincirleri çekiyoruz. iki tane zincir çekip kapattım. Evet. Şöyle bakın. Dallarımız, ara suyumuz bu şekilde devam edecek. 9 taneden sonra tekrar bu kirpikleri yapacağız, dalları yapacağız. Evet şöyle hemen dalımızın yanındaki bu 4 zincirli yuvadan sık iğne ile ipimi sabitliyorum bir zincir çekip hemen buraya tutturdum şöyle 8 tane zincir çekiyorum 7 ve 8 8 zincire fıstık yapacağız ilmek toplayacağız fıstıklar için alttan girip bir zincir çekip ipimi bu şekilde uzattım aynı şekilde şöyle 17 tane ilmek topluyorum 3 4 alttan girip üstte zincir çekiyorum 5 6 şöyle 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16 ve 17. 8 zincirin üzerine bu şekilde tam 17 tane ilmeği topladık. Bakın hepsini birden bu şekilde şöyle topluyorum. Hafif oynatınca kendi yuvarlanıyor arkadaşlar. İpi şöyle hafif oynatınca topluyor. Ve yeşil yuvadan da ilmek alıp o şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Şöyle 1 2 3 tane de zincir çekip bu fıstığımı sola doğru şöyle yönünü düzeltiyorum bakın. Diğer bu 4 zincirli yuvanın içine de şöyle tığımla açıp bu şekilde girebilirsiniz Kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Yine bu 8 zincirin üzerinden Şöyle bakın 17 tane ilmek toplayacağız. Şöyle 3 4 5 Şöyle göstereyim bakın. Topluyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 ve 17. Evet. 8 tane zincirin üzerine yine 17 tane ilmeği toplayıp şöyle son ilmekle çekip hepsinin içinden geçiyorum ve bakın kapatmıyorum. Buradan 4 zincirli yuvanın içine girip bir ilmek alıp bu şekilde yeşil yuvaya kapatıyorum ve yine 3 zinciri geçiş köprüsü olarak kullanacağım bu fıstığımı şöyle sola doğru düzenliyorum ve diğer dalın 4 zincirli yuvasına geçişimi yapıyorum yine 8 tane zincir çekelim 8 zincirimizi çekip şöyle bakın ilmeği fazla uzatmıyorum. Hele ki 3 o 3 veya 4 tane ilmeği bu şekilde kısa tutup sonrakileri uzatabilirsiniz. Şöyle 5 6 7 8 9 alttan bir ilmek al üste bu şekilde zincir çek. 10 on. Şöyle 11 on 12 13 14 15 16 ve 17 evet, tüm ilmekleri 17 şer tane simetri olması için eksik veya fazla çekmiyoruz arkadaşlar tüm ilmekleri tığımdan çıkardım ve şimdi bu yeşil yuvaya da girip bir ilmek alıp orada sık iğne ile sabitleyip şöyle bakın. 3 tane zincirimi çektim. Buraya şöyle kapandığı için bakın tığımın ucuyla açıp şöyle orta kısmından girişimi yapıyorum. 8 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde şöyle altıdan girip ilmeği alıp 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 10 11 şöyle topluyoruz 13 14 15 ve 17. Evet, yine 17 tane ilmeği şöyle bakın tutup sondan çıkıyorum ve yeşil yuvanın da içinden bir ilmek alıp sonra her ikisini bir kapatıyorum bakın şöyle göstereyim fıstıklar bu şekilde orta boy ne büyük ne küçük arkadaşlar bu şekilde fıstıklarımız hazır sonra bu zincirimi bu şekilde. E, tutturuyorum başta tutturduğumuz gibi. Sonda da aynen bakın bu şekilde fıstıklarımızı tutturuyoruz. Şimdi şöyle bakın. Buradan bir zincir çekip dönüşümü yaptım. Buraya bir zincir çekip geçiş köprüsü yaptığım yere sık ile sabitledim. 12 tane zincir çekiyorum bakın. 4 6 7 8 9 11 ve 12 12 tane zincirimi bu üç zincirle geçiş olarak kullandığım yere kapatıp böyle bakın fıstığımı çerçeveleyecek şekilde olacak zincirleriniz sayısını da istediğiniz boyuta ayarlayabilirsiniz aynı şekilde yine 12 zincir 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimi yine bu 3 zincirin arasına girip sabitledim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Aynı şekilde buraya 3 zincire fıstıkları kaplıyor. Bakın görüyorsunuz. Yine sonuncu zincirimizi 6, 7, 8, 9, 11 ve 12. Buradan çekmiş olduğumuz zincirin içine kapatıyorum. Şöyle bir de sahte sık iğne yaparak dönüyorum arkadaşlar. Böyle güzel duruyor dönüş kısmı. Evet, iki zincirimi çekerek döndüm. Bu yuvanın içine, zincirin içine şimdi minik minik ikişer zincirden kirpikler yapacağız. Şöyle 2 2 zincir 3 2 zincir 4 Şöyle sahte sık iğne yapıyorum ki daha güzel zarif oluyor arkadaşlar. Bakın şu duruşu kibar duruş. İki zincir. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Şöyle. 12 tane, öbürü mor yapmış olduğum Renk 12 taneydi arkadaşlar. Burada da 12 zincire 12 tane sahte sık iğneli kirpikler yapıyoruz. Evet. İkinciye de aynı şekilde bakın geçişimi şöyle göstereyim. Hiç zincir. Bir tane otomatik çekildiği için bir zincir var aslında. Ama ben onu kapatmak için kullandığım için zincir olarak saymıyorum. Bakın. İlk fıstığı bu şekilde kapladım. Diğerleri de aynı şekilde ikişer zincir çekerek kaplayacağım. İnşallah net bir şöyle güzel bir çekim oluyordu. Şöyle alttan girip tığımdakinden geçiyorum, kapatıyorum. Üzerine bir zincir. Alttan girdim, ilme kaldım ya. Tığımdakinden çıktım. Otomatik kapatmak için bir zincir çekiyorum. Bir zincir de üzerine toplam iki zincir oluyor. Ve buraya da aynı şekilde 12 tane böyle ikişer zincirli kirpik yapacağız. Şöyle anlaşıldığına göre hızlıca yapalım. Çoğunlukla yapıyoruz bilen biliyor. Yeni izleyen videom varsa diye arkadaşlar bu sefer. O yüzden detaylı anlattım. Şöyle 7. Şöyle 8. 9. Şöyle 10. 11. 2 zincir ve 12. 12 tane simetri olması için tüm fıstıkların kenarındaki kirpik sayımız 12 diğerine şöyle sık iğne ile geçiyorum. zincir çekmeden geçince bu ovar görüntü sağlanıyor 2 zincirimi çektim hemen iki zincir sık iğne ile sabitliyorum şöyle 3 şöyle 4 6 7, 7 9 10, 10 Şöyle bakın kaplayacak arkadaşlar. Hafif bir bolluk olacak. Bu şekilde güzel bir. Şimdi. iki tane zincir çekiyorum. Şöyle içinden geçip iki zincir 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 10, 10 11 ve 12. Toplam 12 tane bu şekilde sık iğneyi yaptık arkadaşlar. Ve son olarak da bakın şu bir zincirle köprü yapmıştım ya. Oraya da sahte sık iğne yapalım arkadaşlar daha zarif dursun. Şöyle bakın şu dönüş köprüsünün içine de girdim. Bu çerçeveyi yaptıktan sonra şimdi bir zincirimizde çektiğimize göre ipimizi koparalım. Ve bakın bu şekilde çok güzel. Şöyle düzeltip ipleri yakayım. Hemen geleyim bakın. Evet modeli hazırladık arkadaşlar. Çok zarif ve kibar bir model oldu. Hardar sarısı rengi çok güzel açtı içindeki çiçekler arkadaşlar. Açık sarıdan daha çok yakıştı diyebilirim. Evet bu da sizler için hazırladım. mürdüm rengi olan fıstığım. Fıstık gerçekten hoş ve kibar oluyor arkadaşlar. Çok da tatlı oluyor. Güzel bir görüntüsü oluyor. Ben seviyorum arkadaşlar. Yapımı da el alıştıktan sonra kolay oluyor. Gayet de güzel oluyor yapılıyor. Yani eline alışınca otomatik olarak yapılıyor. Şöyle tersimde göstereyim isteyen arkadaşlar için. Ütülendiğinde de daha bir güzel bir görüntüsü oluyor. İncecik böyle tiril tiril görüntü oluyor. Şöyle bir de sallantılı halini de baktayım. Onda da duruşu şöyle nasıl. Güzel ve hoş görüntü oluyor yakın plan. Tutayım arkadaşlar. Videonun başında mürdümü gösterdim diye. O yüzden de biraz daha çok hardalı gösteriyorum. Hardar açık renkte yakıştı tülbent. Böyle açık renklerden ziyade koyu renkler daha hoş gösterdi arkadaşlar. Tülbentimize yakıştı renkler. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla videolarım ön plana çıktıkça arkadaşlar videoların devamı gelir, kanalın devamı gelir. Biz de sizlere yeni ve güzel Model buluşuruz inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. hoşçakalın